Yaşam ölçekler arası iletişimdir. O zaman iletişim varsa her zaman bir dualite söz konusu. Demek ki insan bedenindeki rahatsızlıkların da kökeninde her zaman iletişim var. Ee, yaşamın tanımını yaparken de iletişimi açmamız gerekecektir. Şöyle diyebilir miyiz? Şarj olmuş sağlam bir doku, hastalanmış şarjı boşalmaya başlamış hastalıklı bir doku. O onu bir şekilde besliyor, regüle etmeye çalışıyor evet. gibi değil mi? Yeniden dengeye dönme noktasında sıkıntı yaşadığımız için bugün günümüzde kronik birçok rahatsızlık görüyoruz. Herkese merhaba, ben Ayşe Tolga. Kanalımda bolca iyi yaşam bilgisi bulacaksın. Birkaç videodur sevgili Ozan Partal'la birlikteyiz. Ozan Partal ne yapar ne anlatır diyorsan diğer videolarımızı izlemen için linki buraya bırakıyorum. Biz çok keyifli bir sohbeti böyle böyle ilerliyoruz. Işığı konuştuk biyopoton temelli şifa yaklaşımları konuştuk. Ama ben başka bir şey daha merak ediyorum. O yüzden de sana soracağım. Yaşam nedir sevgili Ozan? Yaşam bütün ekollerde, çok farklı ekollerde, ekollerde çeşitli şekillerde tanımlanmış olan bir fenomen. Fakat kozmik bilinç veya çoklu evren realitesinde çok net bir tanımlaması var. Yaşam ölçekler arası iletişimdir. Bunu biraz daha hani basit bir şekilde ifade edecek olursak aslında yaşam iletişim demektir. İletişimin de özü paylaşımdan ibarettir. Dolayısıyla İletişim varsa yaşam var. İletişimin olmadığı yerde yaşam yok. İletişimin olabilmesi için her zaman iki farklı yapıya ihtiyacınız var. Alıcı, verici. Aslında kuantumda bu. Gözlemleyen ve gözlemlenen süreç. Gözlemlenen kişi veya süreç olarak ifade edilebilir bir dualiteden bahsedilir. O zaman iletişim varsa her zaman bir dualite söz konusu olacak anlamına gelir. Fakat ölçekler arası yaklaşımdaki ya, yani yaşam tanımı bizim için çok önemli. Evrenlerde çok farklı ölçekler var. Hayvan alemi bir başka ölçek, insan alemi başka bir ölçek. Yani bilinç dediğimiz yıldız bilinci başka bir ölçek. Makroya gittiğiniz zaman, gezegenlere kadar gittiğimiz zaman başka bir gezegensel bilinç var. Bu başka bir ölçek. Daha küçük dünyalara indiğimiz zaman atomik, atom altı parçacıklar var. Oradaki dünyada başka bir ölçek. Dolayısıyla bunların hepsine biz ölçekler arası iletişim diyoruz. O zaman farklı dünyalardaki iletişime biz yaşam diyoruz. Dolayısıyla yaşam iletişim olmaksızın kesinlikle idama ettirilemiyor. İnsan bedeninde de bu böyle. Demek ki insan bedenindeki rahatsızlıkların da kökeninde her zaman iletişim var. İletişim problemi yaşadığımız andan itibaren bu verbal bir iletişimden, bir insanla olan iletişimden bahsetmiyorum sadece. Genel hücreler arası iletişim, foton temelli iletişim, kişinin yaşamı tehlikeye giriyor işte. ve son buluyor en sonunda. Da. Dolayısıyla eğer iletişimi tekrar tesis edebilirsiniz, bu devam ediyor. Onun için e, yaşamın tanımını e, yaparken de iletişimi açmamız gerekecektir. Çünkü yaşam iletişim temelli ise peki iletişim nedir? İletişim e, iki şekilde ortaya çıkıyor. İki farklı açılım var. Birincisi rezonans temelli iletişimdir. İkincisi de interferans temelli iletişim. Peki bunlar ne demek? Rezonans temelli iletişim aslında günümüzde herkesin çok iyi idrak etmesi gereken, bilmesi gereken tanımlamalar bunlar. Böyle olduğunu düşünüyorum. Rezonans temelli, temelli iletişim bir kişiyle konuşuyorsanız, o sizi anlıyorsa, duyabiliyorsa bu rezonans temelli iletişimdir. Demek ki benim rezonans temelli iletişimle anlayabilmem, idrak edebilmem önem arz ediyor. Dolayısıyla eğer bir kişi diyelim aynı dili konuşuyorsanız herhangi bir kişiyle siz rezonesiniz anlamına gelir duyuyorsunuz, anlıyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Fakat farklı bir dil konuşuyorsanız ve karşıdaki kişi anlamıyorsa bu interferans temelli iletişim olur. Bir ses var ama ben o sesi deşifre edemiyorum, idrak edemiyorum, anlayamıyorum. Şimdi evrenlerdeki iletişimin temeli rezonansdır. Rezonans temelli iletişim bir süreç arasında olduğu için benimle bir başka kişi arasında veya işte kedimle, işte dünya ile veya herhangi bir şeyle arasında olan iletişim olduğu için geçici olmak zorundadır. O zaman her türlü rezonans temelli iletişim, bizim de içinde bulunduğumuz iletişim, bu dünya, bu evren her zaman geçici olmak zorundadır. Bu şu anlama gelir, rezonans bazlı iletişim geçicidir, enterferans temelli iletişim kalıcıdır, her zaman vardır. Onun için e, bizlerin buradaki yaşamı da eşittir, iletişim diyoruz ya, rezonans temelli olduğu için geçici olmak durumundadır. Kalıcı olamaz çünkü rezonans her zaman bir iletişim sonucunda enformasyon ve bilgi alışverişi anlamına gelir. Bilgiyi aldım, tecrübeyi kazandım, öğrendim, devam etmem gerekir. Her zaman evlenirsiniz. Onun için rezonans belli bir seviyeden sonra ortadan kalkmak durumundadır. Aslında rezonans da değişiyor değil mi? Yani evet. sonuçta ona doyuyor, bir doygunluk oluyor ve başka bir başka frekans bir, boyutuna geçiyor. Kesinlikle. Kesinlikle rezonans, frekans temelli bir fenomendir. Onun için sizin idrakınız arttığı andan itibaren, bunu bireysel gelişme diyelim uyarlayacak olursak, e, rezone olduğunuz süreçler, insanlar ve yaşadığınız her şey değişmeye başlar. Onun için e, eğer rezone olamıyorsanız bir şeyle herhangi bir süreçte zaten orada bir iletişim o yok anlamına gelir. Onun için bütün... E, iletişimlerin temelinde ana bilgi alıp veren ve tecrübe kazandıran diyelim, idrak kazandıran diyelim. Temelinde her zaman rezonans temelli iletişim var. Şimdi insan bedeni bir biyolojik sistem. Bu biyolojik sistemin diğer sistemler ve kendi içinde de rezonans temelli bir iletişimi var. Ve bu rezonans temelli iletişim her saniye, her an olmakta. Kesinlikle sekteye uğramıyor. Uyurken de devam ediyor. Uyandığınız zaman da devam ediyor. Ve bu iletişim siz yaşadığınız sürece devam edecektir. Fakat kesinmek zorunda çünkü dediğim gibi rezonans temelli iletişim gereğinden fazla olacak olursa tarafları her iki tarafı da zarar vermeye başlar. Onun için evren böyle bir şey istemez. Rezonans temelli iletişimleri kısıtlandırır onun için. Bunları tabii farklı ölçeklerde izleyicimiz için biraz açmaya çalışalım istersen. Evet. Şifada özellikle konuşabiliriz değil mi? Biyofoton temel yani ışık temelli şifa yaklaşımlarında yine sonuçta bir iletişim var. Evet. Aslında hastalıkta da iletişimin olmaması durumu diye düşünüyoruz. Evet. Bunu bir açabilir misin biraz daha böyle anladım. hem yaşamı hem iletişim bazında? Evet, şöyle diyelim o zaman. insan bedeninde hücreler arasında bir senkronizasyon var ve bu senkronizasyon bir uyum diyelim. Bu uyum her zaman ışık temelli dedik. Ve bu ışık temelli, biyofoton temelli uyum, rezonans temelli iletişime tabi. Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor. Bütün hücrelerimiz birbirleriyle rezon eder. Yani hep iletişim halindedir. Fakat bir hücre sadece yanındaki hücreyle konuşmaz. Bir dedendeki tüm hücrelerle iletişim halindedir. Dolayısıyla bir kümülatif, bir holistik bir enformasyon akışından bahsediyoruz. Yani bilgi akışından bahsediyoruz, ışık temelli. Bu devam ettiği sürece bunu bir orkestraya benzetebilirsiniz. Orkestradaki bütün enstrümanlar güzel çalıyorsa herhangi bir sıkıntı yok uyumlu. Fakat herhangi biri, içerinden herhangi birinde bir entonasyon, herhangi bir problem olursa siz hemen bunu algılarsınız yani. Detone sesler duyarsınız. Detone sesler duyarsınız ve dersiniz ki bütün hepsi doğru çalıyor. Sadece bir tanesi yanlış çalıyor. Ve beden hastalıklı dokuyu ve hastalıklı sistemi de bunun sesini duyarak aynen bir orkestradaki örnekle açıklayacak olursak bunu oradaki sıkıntıyı regüle etmeye çalışır. Yani oradaki enstrümanın ayarını yeniden normale getirmeye çalışır. Ve bunu yapar. Bunu yapacak kapasitede sahip. Sadece bunu yapmasını engelleyecek engelleri ortadan kaldırmanız yeterli. O zaman bizler bu terapide bedene ne yapacağını söyleyemiyoruz. Söylemiyorsunuz hiçbir zaman. Neden ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Fakat bunu engelleyen faktörleri ortadan kaldırmanız gerekir. Onun için bu teknolojilerin ana yaptığı şey de budur yani. Fonksiyonu budur. Engelleri, blokajları ortadan kaldırarak bedenin biyo-iletişimini, hücreler arasındaki ışık temelli biyofoton iletişimini yeniden tesis ettirerek biz buna transdüksiyon diyoruz. Ne demek, transdüksiyon ee, transdüksiyon çok... hücreler arasındaki veya iki sistem arasındaki, biyolojik sistem arasındaki veri alışverişidir. Bu veri alışverişi hastalıklarda ve patolojide her zaman bozulur ve insanlar hastalanmaya başlar. Şöyle diyebilir miyiz? Şarj olmuş sağlam bir doku hastalanmış, şarjı boşalmaya başlamış, hastalıklı bir doku O onu bir şekilde besliyor, regüle etmeye çalışıyor evet. gibi değil mi? Kesinlikle onarmaya çalışıyor, evet. ve onarmaya çalışıyor ve bütün sistem onu onarmaya çalışır. Hep birlikte kolektif bir bilinçle oradaki sorunlu bölgeye yönelirler. bunu çözemezse kronikleştirir neden? Çözmek üzere hasır altı eder demek istemiyorum ama bir kenara koyar. Bir süre görmezden gelir. Evet, daha ölümcül süreçlere, daha vital süreçlere yönelir. Fakat onu hiçbir zaman unutmaz. Hmm. Kronikleştirir sadece. İşte hastalıkların temelinde de yüzde hastalıkların kronik süreçleri görüyoruz. O zaman aslında hastalıklarda semptomatik tedavide, konvansiyonel ortodoks yaklaşımda diyelim, sorun kronik rahatsızlıklardır. Çünkü kronik rahatsızlıklarda e, kronikleşmiş sonucu sorunu çözemekte zorluk çekiyor. Akut dediğimiz ani başlayan ateş çıkması evet. çok şeylerde problem yok. Batı evet, tıbbı gamba evet. Daha böyle vuruyor o konuda ama sorunların %90'ı hastalıkların işte diyabet gibi, kalp rahatsızlıkları gibi, koroner, hı hı. kalp yetmezliği kanser gibi, hı hı. MS, ALS gibi ne derseniz hepsi kronik olduğu için e, asıl sorun burada yatıyor. Yaşam iletişimdir dedin. Evet. Hastalık da aslında iletişim kopması ki fotonun artık birbirle iletişim kurmaması dedim. O yüzden azıma Sağlık yaklaşımlarından, şifa yaklaşımlarından dolayı gittiğimiz için temel bir böyle bir formül söylesen yaşam-işitiril iletişim ve şifa da iletişim diyebilir miyiz ya da iyi olma hali ya da sağlık hali? Kesinlikle diyebiliriz, hem de çok güzel bir tanımlama olur. Yaşam-işitiril iletişim eğer iletişim sağlıklıysa rezonans temel iletişim sağlıklıysa bu da şifa ve zaten. İyi olma hali demektir, aslında e, medikal sektörde, sağlık sektöründe buna homeostaz denir diyorsunuz, dengedir her zaman. İnsan bedeni denge dışına çıkabilir, bunda bir hiçbir sıkıntı yok. Çünkü denge dışına çıkma gelişme göstergesidir, evrilme ve büyüme göstergesidir, öğrenme sürecidir. Her hastalık bizlere bir şey öğretmeye çalıştığı için biz denge dışına çıkmamız çok normal ama dengeye geri dönemememiz problemdir. Dolayısıyla yeniden dengeye dönme noktasında sıkıntı yaşadığımız için bugün günümüzde kronik birçok rahatsızlık görüyoruz. Şifanın ve sağlığın tanımı evet iyi iletişim, rezonans temel iletişimin sıkıntı olmadan kat iyi bir şekilde gerçekleşmesi durumudur. Çok teşekkür ediyoruz Ozan sana. Yine ben çok güzel bilgiler aldık. Hicap Yaşamın, ederim. iletişimin temellerini öğrendik. Ama bu demek olmuyor ki birbirimizle konuşmak değil. Çünkü evren her daim bizde farklı şekillerden iletişim halinde. Hem içimizde, bedenimizde, hücreler bizde iletişim halinde. Bütün kainat bizde iletişim halinde. Ama önemli olan sanıyorum ondan aynı dili konuşabilmek diye düşünüyorum. Bizim çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Ozan sana. Ben teşekkür ediyorum.